Oruç Reis neden Antalya Limanı'na çekildi? Yani evet. Oradaki işin sırrı neydi Sahip Bey? Evet, teşekkür ediyorum. Bu sorumuzdan önce ben bir müjdeli haber vereyim. Dün gece Birleşmiş Milletler Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı onayladı. Güzel, onu biliyoruz, evet. Tabii bu onay neyi ifade ediyor? Bu onay şu anda Türkiye'nin kıta sahanlığı ile ilgili bütün problemlerini şu anda çözmüş vaziyette. Tabii bir tarafta böyle güzel işler yapılırken diğer tarafta da bizim işte kendince bize rakip olan bir ülke var, Yunanistan. Yunanistan da diyor ki, ben diyor Girit Adası'yla Mısır arasında bir sözleşme şey yaptım. Bulunduğu alanda bir anlaşma bizim yaptım. Libya anlaşmasına benzer. Bizim Libya anlaşması gibi. Bu anlaşmaya göre Türkiye böyle ayağını tabiri caizse Antalya Körfezi'nden dışarıya sok. Balıkçılık bile yapmana müsaade etmiyor sen. Balık bile avlayamazsın yani. O noktada böyle bir kendince bir kıta sahanlığı belirlemiş. Yani Türkiye'yi Akdeniz'e sokmayacağım diye bir bu anlama gelen bir harita yayınlıyor. Bütün dünyadaki yapılan sözleşmelerde, anlaşmalarda ana karanın sözleşmesi geçerlidir. Efendime söyleyeyim, bir adayla, küçücük bir adayla, o ülkeye bağlı küçücük bir adayla ana karanın sözleşmesi geçerli değildir. Bununla ilgili Karadeniz'de ülkeler arasında yapılan anlaşmalar var. İngiltere ile Fransa arasında yapılan sözleşmeler var. Ve Lahey Adalet Divanı'na giden konular var. Bunların hepsinde bunlar söylenmiş. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunanistan'ın o kendi kıta sahanlığı olduğu düşündüğü alanda bunlar dedi benim kendi kıta sahanlığım, kusura bakmayasın ben bunu kabul etmiyorum dedi. Oruç Reis'le beraber onun yanında savaş gemilerini götürdü, konuşlandırdı ve buradan yaklaşık bir ay 40 gün orada arama yaptı. Çok ciddi aramalar neticesinde çok ciddi rezervlerin olma ihtimali belirdi. Tabi bunlarla ilgili sondajlar yapılacak, sondajların neticesinde sonuç çıkacak. Ama orada çok büyük madenlerin olduğu yapılan araştırmalarda, yapılan o sismik çalışmalarda, evet. Bu sonuçlar çıktı, bunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 gün boyunca yayınladığı natekslerle oranın kendisinin alanı olduğunu bütün dünyaya ilan etti. Yaptığı Libya ile anlaşmanın neticesinde. Bunun devamında tabii Yunanistan'ın işte buna karşı çıkması neticesinde ki reaksiyonu Avrupa Birliği ülkelerini, hatta Amerika'yı, hatta ve hatta Rusya'yı harekete geçirerek Türkiye'nin bundan vazgeçmesini sağlamak istedi. Fakat Türkiye çıtayı çok yukarıdan tuttuğu için ben burada kalacağım, burası benim kıta sahanlığım, hiç kusura bakmayın, bunun önü arkası yok tabiri caizse. Bu şekilde devam edecek dedi. Fakat Avrupa ülkelerinden gelen ricalar üzerine bir şans daha tanıyalım ve bu şansın neticesinde barışa bir şans tanıyalım. Savaşın bir anlamı yok. Barışa bir şans tanıyalım. En azından tarafların masa etrafında toplanması ve problemlerin konuşarak çözülmesi için Türkiye'den bu söylenmese de Türkiye'den bununla ilgili bir jest yapılmasını bekliyorlar. Evet. Çok güzel. Türkiye bu jesti yaptı. Oruç Reis'i çekti. Ama aynı zamanda da bu jestin neticesinde sonuç görmek istiyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Birliği ülkeleri 1 Ekim'de konuştuklarında Türkiye ile ilgili olumsuz bir şey çıksaydı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kardeşim ben iyi niyetimi gösterdim. Fakat siz Avrupa ülkeleri kusura bakmayın bu iyi niyetten anlamıyorsunuz. Tekrar Oruç Reis'i görev yerine gönderecekti. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti Oruç Reis'i Antalya'da tutarak bir fırsat daha tanıdı. Barışa, müzakerelere bir fırsat daha tanıdı. Ve bunun neticesinde de Türkiye Cumhuriyeti masaya otururken şunu söylüyor. Kesinlikle Yunanistan'ın kendisi kendince koyduğu
kriterleri biz kabul etmiyoruz. Evet. Bu kriterleri kabul ederek masaya oturamayız, oturmayız. Doğrusu da bu işte. Doğrusu da bu evet. Tabii ki. Yani bütün Avrupa ülkeleri Türkiye'nin aslında doğru haklı olduğunu biliyorlar. Fakat işte affedersin, çok özür diliyorum. Haklı olmak veya hakkı olmak her şeyi güce bağlı. Şimdi yani adamların burada, kusura bakmayın bu cümlelerin gavurluğu tutuyor. Diyorlar ya sulh istiyorsan cenk'e hazır olacak. Avrupa'nın affedersiniz burada gavurluğu tutuyor. Yani adam gavurluğunu gene yapıyor. Ya sen haklısın işte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne demesi lazım ki sen haklısın. Ey Yunanistan, senin zaten kıta sahanlığın 3 milken 6 mile çıkarmışsın. Ve bunu savaş yapmadan yapmışsın. Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmiş. Sen hala bunun devamında maksimalist istekler ve isteklerin neticesinde bunun sonucunu elde edemezsin. Müzakerelerin şu anda devam ettiğini biliyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ülkeleri ve Yunanistan'ı masaya oturtarak aslında çok büyük bir diplomatik kazanç elde etti. Bundan sonra tabii isteklerinizin 10 tane isteğiniz varsa hepsinin kabul edilmesini bekleyemezsiniz. Ama 10 isteğin 8 tanesini, 9 tanesini, 7 tanesini kabul ettirdiğiniz zaman diplomaside çok büyük bir başarıdır bu. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıtayı yukarıda tutarak kendi alanını belirledi. Ama aynı zamanda da oturup konuşulduğunda karşı tarafın da haklı olduğunu düşündüğü mutlaka bir iki maddeyi, bir iki konuyu onların lehine sonuçlanacağını düşünüyoruz. Ama burada siz 10 tane isteğinizin 10'unun da karşı taraf tarafından kabul edileceğini bekleyemezsiniz. Yani diplomaside tek taraflı bir kazanım olmaz. Mutlaka karşı tarafın da kazanacağı, kendince kendi insanlarına, kendi iç kamuoyuna açıklayacağı yani bize Doğu Akdeniz'i konuşurken tabii Karadeniz'de de 320 milyar metre küplük bir evet. Doğal gaz onun çok daha fazla olduğu şimdi, söyleniyor. Tabii ki. Şimdi Akdeniz ondan daha zengin. Daha zengin. Yani bunları da inşallah elimize geçireceğiz veya elde edeceğiz veya başaracağız. Şimdi ben o yapılan sismik araştırmalar neticesinde bize gelen bilgiler orada çok daha zengin yataklar olduğu ve Türkiye'nin bu yatakları tespit ettiği çok daha zengin rezervlerin bulunacağını biliyoruz. Ve hatta şunu söyleyebiliriz. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti bir ara niyetlendi o petrolü çıkarmaya veya işte doğalgazı çıkarmaya. Aynı rezerv biraz daha ilerisinde biz de aynı hemen hemen aynı seviyede rezerv bulduk. Biz de çıkartacaktık. Ama bir anda vazgeçtiler. Yani onlar kendi alanlarındaki rezervden ziyade bütün mesela Güney Doğu Akdeniz'i konuşurken Kıbrıs'ı ayıramayız. Onlar mesela Güney Kıbrıs Cumhuriyeti diyor ki buranın tek hakimi biziz. Bütün doğalgazı, efendime söyleyeyim, petrolü hepsi bize ait. Biz çıkartacağız. Canımız isterse size vereceğiz. Veya istediğimiz kadarını vereceğiz. O yüzden o petrolü çıkarmadılar. O rezervleri kullanmadılar. Biz de devlet olarak durdurduk. Bekliyoruz. Onlar ne zaman bir adım atarlarsa biz de aynı adımı atacağız. Şöyle diyebilir miyiz? Yani gelecek Türk'ün, gelecek Türkiye'nin, gelecek aydınlık yıllar. Gelecek Türkiye'nin ve zaten bunu Batı gördüğü için ve mevcut şu anda başarılı bir hükümet var. Kendi vatandaşının hakkını, hukukunu koruyan bir devlet, bir hükümet var. Ve onun başında kıymetli bir insan, büyük bir lider Recep Tayyip Erdoğan var.